Yani sadece onlarla olmuyor. Dışarı olan cari açığımızı kapatmamız lazım. Ondan sonracığıma benim kendi şahsi düşüncem. Dışarıdan alacağımızı üretmemiz lazım. Daha çok üretip de ihracat yapmamız lazım. Şu anda kargo piyasasına baktığınız zaman Cezayir bölümünde ambargoyu kullanıyor. Mallar ihraç edilmiyor. Ondan sonra Fransa'ya ihracat edecek insanlar malları ihraç edemiyor. Ondan sonra çeşitli ülkelerde, herhangi bir ülkelerde ihraç yapamıyoruz. Ya bunları bir an önce çözebilirlerse, diplomatik sorunları aşabilirlerse zaten bu cari açık kapanır, cari fazlalık verilir yani. Potansiyelimiz var ama sıkıntılarımız da var. Benim kendi şahsi düşüncem. Şu anda biz Cezayir'e ihracat yapıyoruz ama gel gelelim şu anda piyasadaki kargocuların %90'ı Cezayir'e mal yollayamıyor. Yeni bir gümrük müdürü gelmiş. Adam diyor ki Türk mallarını geri yollayın. Yani, bu konuda hükümetten bir girişim yok mu? Yok. Herhangi bir ses getirmiyor. Çünkü ya esnafa herhangi bir soru soran yok, eden yok. Hani bir piyasayı dolaşan yok. Herhangi bununla ilgili bir kurum yok. Hani bir kargo şirketlerine bir baksınlar, bir dolaşsınlar. Nedir, neyin nesidir? Bunu bir öğrensinler. Benim kendi fikrimce artık savaşlar cephede yapılmıyor. Ekonomik olarak yapılıyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve üst akıl Türkiye Cumhuriyeti'ni bu topraklarda istemiyor. Neden diyeceksiniz? Biraz açacağım konuyu. Olabilir değil mi? Biliyoruz, hepimizin bildiği gibi İspanya'da Endüstri Emevi Devleti vardı. Çok çok yüzyıllar boyunca hüküm sürdü. Biz İstanbul'da kaç senedir buradayız? 1453, 500, 5600'e doğru gidiyor. Emevi Devleti orada 800 yıla kadar hüküm sürdü. Eğer ki, ben her zaman bunu söylüyorum, 600. yılında herhangi bir Emevi vatandaşına, Müslümana deseydik ki yarın o bugün bu topraklarda hiç Müslüman kalmayacak, gülerdi. Ve şu an aynısını bize yapmaya çalışıyorlar. Ama tek amaçları bizi bu topraklardan sürmek. Tek amaçları bu. Ve bu savaşı da ekonomik olarak yapıyorlar. Benim bir birikimim yok zaten de. Yani döviz veya altın olarak birikimim yok. Zaten TL'deyim. Ticaretle uğraştığımız için TL'de olmak zorundayız şu an. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı yani bir seferberlik ilan etse tüm Türkiye olarak destek vermeliyiz diye düşünüyorum. Vallahi şu dönemde bir birikimimiz yok, yani birikimimiz olmaması da mümkün değil. Çünkü biz borçlardan, harçlardan, ekonomi sıkıntısından bundan şey demiyoruz zaten. Biz baş edemiyoruz zaten. Esnaf olarak da her gün içerideyiz. Yani şunu söyleyebilirim. Yani biz bu Covid bitmeyene kadar da bir şey olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sıkıntılar büyük. Yani Cumhurbaşkanımızın da daha iyi yapacağını düşünüyoruz. Covid'in bitmesini o da istiyordur bizim gibi. Büyük muhtemel yani. Bunu diyorum yani, inşallah daha iyi olur. Bizim için de, onlar için de, ülkemiz için de iyi olur diye düşünüyorum. Kullanmam. Çünkü harama karşıyım ben. Faize de karşıyım. Onun için onlar yok bende. Vallahi abi benim elimde döviz yok. 60 dolar kadar para var. Onu da ben bozdurmadım dolar yükselir diye, ama dolar gittikçe düşmeye başladı. Sayın Berat Albayrak istifa ettikten sonra 1 lira falan birden düştü. Hani vallahi Cumhurbaşkanımızın bozdurması hakkında bir şey söylemiyorum ama Berat Albayrak, Ekonomi Bakanımız bu kadar koltukta kalmasaydı, bu kadar üstüne gitmeselerdi dolar bu kadar yükselmezdi. Ben onu düşünüyorum. Yaptık. Yani şu an 17 bin lira zarardayım ben. Kim karşılayacak onu? Cumhurbaşkanım karşılayacak mı? Banka hesabım bellidir yani. İsmim Hacı Parlak. Evet. Başka sorunuz varsa? Tamam da millette yani bırak 106'lı Türk lirası var mı acaba yani? İlk önce onu da yani sorsa daha iyi değil mi ya? Yani? Şu an milletin yani alım gücü kalmamış yani hiçbir şey yani, bırak dövizi bozulmaya. Kimin var bilmiyorum. Ama şu an millet hani kanı alıyorlar.
ekonomi yerlerde kuruluyor. O kalkıyor hala yani başka telden çalıyor. Şu an zaten Türkiye'nin ekonomisi çökmüş durumda yani. Bozmalarını isterim tabii ki. Kenarda duracağına değerlensin. Amerika'ya dolara prim mi yaptıracağız yani? Bizim Türk paramız değerlensin. Birikimimiz var mı altın döviz olarak? İnan ki yok. Nerede? Yani olanları da yedik pandemi zamanında. Şu anda yani mağduru, bütün vatandaşlar mağdur yani. İnsanlar gerçekten çok zor geçiniyorlar. Ve manavların önünde evi barkı olan bile insanlar o kadar zor durumda ki çıkmalardan yemeklik yapmaya uğraşıyor. Ben de dahil içerilerindeyim yani. Bu zor zamanı hep beraber atlatacağız. Tabii milliyetçi açıdan bunu yapmak doğru. Evvelal şimdi de Amerika'nın bize karşı getirdiği ambargolar falan var. Bunlara karşı böyle bir düşüncenin olması doğru. Yatırsınlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani Türk lirasına şimdi ben 1000 lira biriktirdim diyelim. 1000 liram param var. Şimdi 1000 lira sonra bir sene sonra her şeye zam geliyor. O 1000 liranın değeri kalmıyor. İnsanlar otomatikman bu işlere yöneliyorlar. Otomatikman. Onların olması için ilk baş bence bunun için bir düzenleme yapılması lazım. Hani kendi paramızı nasıl kar yapabiliriz? Bunların düşünmesi lazım. O zaman ben yastık altındakini bozdurayım, saklayayım, sıkıntı yok. Ama şimdi ben onları yapmazsam nasıl olacak? Bir de böyle bir durum var.